Bugün Merkez Bankası uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı. Nedir uluslararası yatırım pozisyonu? Bir ülkenin hem dışarıda yatırımları olabilir, hem içeri yatırımlar çekmiş olabilir. Bu dengeyi gösteren bir pozisyondur. Her ay yeniler bunu Merkez Bankası. Yani Türkiye'nin dışarıda ne kadar yatırımı var, doğrudan yatırım, hisse senedi, devlet kağıtlarına yapılmış yatırımlar, verilmiş krediler, dış bankalardaki mevduatlar ve rezervleri, bütün bunlar varlıklarını oluşturur Türkiye'nin. Buna karşılık yükümlülükleri var. Yükümlülükler neler? Türkiye'de ne kadar yabancı sermaye var? Ne kadar borsada yabancı yatırım var? Ne kadar Türkiye'ye kredi verilmiş, bankalarına mevduat yatırılmış yabancılar. Yükümlülükler kısmı da bunları gösterir. Ve aradaki fark ise bir ülke ne kadar yabancı kaynak kullanmış bunu ortaya koyar. Şimdi Ocak ayı 2022 verilerine göre Türkiye tabii dış kaynak kullanıcısı. Yani dışarıdaki varlıkları içeride yabancıların yatırımlarının daha altında. Ne kadar altında? Ocak 22'ye göre 238 milyar dolar daha altında. Yani 238 milyar dolar net yabancı kaynak daha çok kullanılmış. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bu aslında bütün ülkeler için yapılır ve bunu IMF kendi sitesinde bütün ülkeler için uluslararası yatırım pozisyonunu sergiler. Baktığınızda bazı ülkeler net kaynak kullanıcısıdır. Yani dış dünyadan daha çok kaynak kullanıyordur. Bazıları ise net sermaye ihracatçısıdır. Yani dışarıya daha çok yatırım yapmıştır. Bu portre ortaya çıkar. Ve IMF'in son verilerine göre dışarıdan en çok kaynak kullanan ülke Amerika'dır. Amerika 14 trilyona yakın bir net kaynak kullanıcısı. Çünkü bütün dünyadan Amerika'da tahvil almak, Amerika'da doğrudan yatırım yapmak, Amerika'ya başka tür yatırımlar yapmak üzere yoğun bir yöneliş vardır. Böyle bir enteresan bir durumdur bu. Aslında Amerika'nın tabii sermaye ihracı da var. Yani Amerika'nın dış dünyada, coğrafyalarda bir sürü dış yatırımı var. Kredi vermiştir, portföy yatırımı yapmıştır ama Amerika yine de dünyadan 14 trilyon dolar kaynak kullanır. Türkiye ise 238 milyar dolar net dışarıdan kaynak kullanan bir ülke. Oysa Türkiye gibi ülkelerin aslında dışarıdan daha çok kaynağa ihtiyaçları var. Çünkü iç tasarruflar yeterli değildir büyüme için. Dış kaynağa ihtiyaç duyarlar. Onun için yabancı sermaye girsin isterler. Borsaya yabancı gelsin isterler. Uygun koşullarda dışarıdan borçlanmak isterler. Türkiye'nin bunu yani daha yüksek büyüme imkan sağlayacak boyutlarda yaptığı yıllar vardı. AKP'nin özellikle ilk yılları 2007, ondan sonra 2011-12 bu dönemlerde dış dünyadan hem yabancı yatırımcı geliyordu, hem borsaya yatırımcı geliyordu. Hem de dış dünyada bir sermaye bolluğu vardı. Rahat borçlanıyordu Türkiye. Bu sayede AKP aslında bir takım böyle Dolce Vita yıllarını dış kaynağın geldiği zamanlarda yaptı. Fakat son 3-4 yıldır özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra dış dünyadan kaynak akışı azaldı. Ciddi ölçüde azaldı. Şöyle ki 2017 yılında Türkiye 400 milyar dolarlar civarında net dış kaynak kullanıcısı iken
Bugün ancak 238 milyar dolar bir net kaynak kullanıcısı durumuna düştü. Yani dışarıdan artık doğrudan yatırım çekemiyor. Borsaya yeterince yabancı sermaye girmiyor. Türkiye'nin riski yükseldiği için dışarıdan borçlanmak bayağı el yakıyor. İşte dün yapılan bir borçlanma dolar üstünden %9'a yakın bir fiyatla yapılabildi. Oysa bir yıl önce %5 dolayında bir faizle yapılmıştı. Nedir yabancıların Türkiye'den uzak durmalarına neden? İşte bunu Hazine Maliye Bakanı Fransa'da Cannes kentindeki bir seminerde şöyle dedi. Yani yabancılar gelsin korkmasınlar dedi. Mevzuattır, bürokrasidir, bunların hakkından geliriz, arkamızda Cumhurbaşkanı var. Şunu demeye getirdi, yani bizde hukuk vesaireden korkmayın, biz Cumhurbaşkanı sistemindeyiz ve istediğimiz gibi yaparız. Şimdi bunun yabancılara bir teşvik, bir hoşluk olduğunu sanıyor bakan. Oysa ki şunu unutuyor, yabancılar, aklı başında yabancılar, kurumsal sermaye her yerde kural ister, hukuk ister. Oyunun kurallarını bilmek ister. Gittiği ülkede kayırmacılık olmasın ister. Oysa AKP özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bütün bunları sildi süpürdü. Yani ne hukuk ne mevzuat. Kayırmacılık zirve yaptı. Yani bütün projelerinde bir çete, saraya yakın bir çetenin işleri üstlendiği ihalesiz, pazarlıklı, kılıklı şeylerle bir yakın çevreye verildiğini biliyor bütün dünya. Dolayısıyla yabancı sermayeyi böyle mevzuatı, bürokrasiyi kışkışlarız, siz korkmayın gelin diye teşvik edemezsiniz. Aklı başında bir sermaye gelmez. Yabancı sermaye neden gelmez biliyor musunuz bazı ülkelere ya da uzak durur? Birincisi bu hukuk eksikliği önemlidir. Yani eğer o hukuk, yargı bağımsız değilse, mevzuata herkes eşit şekilde yeterince uzak değilse ve hükümet kayırmacılık yapıyorsa bundan dolayı uzak durur o ülkeden. İkincisi, ülkenin parametreleri, yani ekonomik parametreleri. Yani sizin enflasyonunuz bugün olduğu gibi %50-60'ları bulmuşsa, cari açığınız yeniden büyüyorsa, bütçe açığınız büyüyorsa, içeride tüketici güveni, girişimci güveni sürekli iniş gösteriyorsa, yabancı için burası yeterince tekin bir ülke olmaz. Yani bir kere doğrudan sermaye zaten uzun zamandır gelmiyor. Doğrudan sermaye girişi olarak görünen meblağın önemli bir kısmı gayrimenkul alımları. Yani gayrimenkul alımları bu şablonda doğrudan yatırım sayılıyor. Halbuki gayrimenkul yatırımlarını ayıkladığımızda son yıllarda yılda 2 milyar doları bile bulmayan bir yabancı sermaye girişi var ki bundan 10 yıl önce 10 milyar 15 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye geliyordu. Demek ki yabancılar tekin bulmuyorlar Türkiye'yi, yönetimini ve hepsinden önemlisi bir yatırım ortamını uygun, elverişli bulmuyorlar. Bundan dolayı da uzak duruyorlar. Türkiye'nin bir süre daha dış kaynağa ihtiyacı var. Özellikle doğrudan yabancı sermaye istihdam yaratacak, teknoloji getirecek, ihracat yapacak doğrudan yabancı sermaye ihtiyacı var. Bunu sağlayabilmenin yolu tabii ki bir kere yatırım ortamını iyileştirmek, yani enflasyonu dizginlemek, girişimcinin önünü görebileceği bir ortam yaratmak. Ama ondan daha önemlisi hukuk devletini yeniden inşa etmek. Devletin herkese eşit mesafede davranacağı, kayırmayacağı, hukukun, liyakatın, yasaların hakim olduğu bir düzeni tesis etmek. Ancak bu yabancılara güvence verir. Yoksa Nebati'nin söylediği mevzuatı, bürokrasi, kışkışlarız, Cumhurbaşkanı var arkamızda. Bunlar hiç işe yaramaz. Bunlar da hakikaten dış dünyada bir de imaj kaybı olur.